Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Balıkesir'deyiz, Balya'dayız. Balya'da toplam 55 dönümlük 3 parçadan oluşan bir arazimiz var. Arazimizin yolu burası gördüğünüz gibi. Akşam üzeri güneş batmak üzere 3 ayrı parsel toplam 55 dönüm. Ormanın içerisinde yaklaşık bir 20 metrede kadasol yola cephesi var. Meranın içerisinde bir yer. En yakın köye yaklaşık 600 metre mesafede. Balya'da burası yaklaşık 20 kilometre mesafede. Çok güzel yer. 3 ayrı parça. Şimdi hep birlikte arazimizin detaylarına gireceğiz. Detaylara girmeden önce arazilerdeyim. Gördüğünüz gibi İstanbul'da artık Bayrampaşa'da ofisimiz var. Orada Ahmet diye bir kardeşimiz var ofisin başında. Haftanın 2 günü, 3 günü, cuma, cumartesi, pazar inşallah İstanbul'dayım. Randevulu sistemle çalışacağım. İstanbul'da arazi için, değişik projeler için benimle görüşmek isteyenler, tanışmak isteyen kardeşlerimiz beni arasınlar. İstanbul'a geldiğimde ben onları arayacağım ve ofisimize davet edeceğim. Orada çay içeceğiz, sohbet edeceğiz, her şeyi konuşacağız. Ama şu anda alandayım. Gördüğünüz gibi alandayım. Benim en büyük şansım arazilerde arazi çekimlerini yapmam. Şimdi bu yerimizi bizim arkadaşlarımız geldiler çektiler ama ben onların çekimini beğenmedim. Ben yeniden çekeceğim. Tekrar çekeceğim. Güzel bir şekilde anlatacağım, sunacağım ve havadan da çekeceğim ve sizlere soracağım. Hep birlikte 55 dönümlük arazimizi ne yapıyoruz? İzliyoruz. İşte yol bu arkadaşlar. Bakınız. Bu yol bu. Yol açık. Orman yolu burası. Aynı zamanda kadastro yolu. İşte aracımızla buraya geldik. Şimdi tarlanın içine gireceğim. Hava dar bir yer. İnternet ve telefon full çekiyor. Buradan arazimize giriyoruz. Evet, buradan arazimize ne yaptık? Girdik bak. Of, gerçekten muhteşem bir yer. Dümdüz yer arkadaşlar bak. Gölge de gelmiş. Akşam üzeri gerçekten böyle bir arazi bulmanız mümkün değil. Ben bayıldım araziye. Ot, her taraf ot. Etrafı hazine arazisiyle çevrili bir yer. Evet arkadaşlar, işte yerimiz burası bak. Akşam gölgesi düşmeye başlamış. Hava dar bir yer. Karşıda Gönen'i görüyorum bak. Gönen'in tarlalarını görüyorum. Evet, daha karşıda Balıkesir'in sınırlarını görüyorum. Hava dar bir yer. Karşıda bir tane çiftlik var. Ortada bir meşe ağacı var bakınız. Aşağı doğru iniyor. Bak karşıda birisi ceviz ekmiş. Meyvecilik burada var. Devlet çam ekmiş. Bol miktarda çam var. Hava dar, tertemiz bir yer. Rakım tahminen burada 400-450 civarında bir rakımı var. Güneş batmak üzere bakınız. Biraz sonra güneş batmadan şu şeyimizi çekelim. Drone'umuzu çekelim. Evet, karıncalar çalışıyor bakınız. Tarlamızda. Gölge gelmiş. Şu anda saat 6.30. 18.30 yani. Balya'da. Balıkesir, Balya burası. Sanırım burası Balıkesir'e 55 kilometre mesafede. Gönen'e ne kadar? Gönen'e de 30 kilometre mesafede burası. Tam Balya ile Gönen arasında bir yer. Evet, arazimizin yanından giden yol bu arkadaşlar. Bak, aracımızla tıkır tıkır gidiyoruz. Orman yolu yapmış ve tertemiz. Asfalt gibi yol. Bu yol tarlamızın içinden geçiyor ayrıca. Orman yolu. Evet. Böyle geliyoruz. İşte tarlamızın içine giriyoruz. Orman yolu. Orman tarlamızın içinden bir yol yapmış. Bu yol kapatamazsınız. Siz de kapatmayacaksınız çünkü. Devlet yolu böyle bu şekilde yapmış oluyor. İşte yolumuz burası. Tarlamızın üst kısmından geçiyor. Yol, içinden geçiyor öyle diyeyim. Etrafı tamamen hazine arazisi çevrili. İkinci parçamız burası arkadaşlar. 3 ayrı tapıdan oluşuyor demiştik. Bu da 8 küsür dönüm. 8 dönüm, 34 dönüm. Bir de 6-7 dönümlük bir yer. Bak burası da dümdüz. Dümdüz bir yer arkadaşlar. Tabi burada biraz garanti olmuş. Yine orta yerinde bir tane armut ağacı var. Dümdüz harika bir yer arkadaşlar. Bakınız gösteriyorum. Karşı taraf tam koyun keçi merası burası. Çilek olur burada. Yukarıda bir çilek yapıyor bir arkadaşımız. Armut olur, üzüm olur. Ne bileyim, istediğiniz her şey olur. Su derseniz burada her yer su arkadaşlar. Hemen 100 metre altında dere var. Su var. İleride kavaklar var. Yine bunun orta yerine kuyu yaparsanız 10 metre,
15 metre. Artezyen vurursanız istediğiniz kadar suyu burada bulabilirsiniz. Yüksek rakımlı yerlerde su devamlı olur.